Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an saat kaç? Kaç? 4:10 geçiyor. 4:10 geçiyor. Sabah yapıyoruz. Böyle. Yumurta var, sigara böyle falan var. İşte yarın oruç tutacağım yani sabah. Cumartesi bugün. Vlog çekeyim işte. Ne yapıyorum oruçluyken falan. Ya daha önce de çekmiştim. Çok sevmiştim. Zorcan. Şu an çok moralim bozuk çünkü yeni uyandım. Uykum var. Şimdi yumurta yiyorum. Yumurta yiyeceğim. Sonra çay içeceğim. Sonra labne ekmek. Sonra da oruç tutacağım. Böyle yani. Sahur yaptıktan sonra sabahınca çekmeye devam edeceğim. Çok bir şey yiyemedim. Ama yumurta falan yedim. Saçım çok güzel. Kesin uyuyacağım içindir. Bakalım yarın yapmam gereken çok fazla şey var. Valiz hazırlayacağım. Valiz videosu çekeceğim falan. O yüzden oruçlu olmak biraz beni zorlayacak yarın sanki ama bilmiyorum. Güzel sahur yaptım. Geçen gün tuttuğumda sahursuzdum ilk gün. İlk gün tuttuğumda yani. Ama yine de çok iyi tuttum yani. Bir de yarın okul falan da yok. O yüzden iyice basit olur diye düşünüyorum. Şimdi uyuyacağım. Saat 4:30 falan galiba, tam emin değilim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Şu an saat 12:20 falan geçiyor. Aslında planım daha uyumaktı ama sağ olsun Beren beni aradı ve gel buluşalım dedi. Ben de onun aramasıyla uyandım. Galiba onunla buluşacağım çünkü hem kafam dağılsın hem de vakit geçsin. Zaten çok susadım, çok susayarak uyandım. O bir tık sıkıntı. Şimdi ağzıma su alıp çalkalayacağım galiba. Bir de yüzümü yıkayacağım. Kolyemin ucu nerede? Öyle yani. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Sonra da serumumu süreceğim yüzüme. Sonra da dışarı çıkarım. Öyle şimdi. Nerede şeyim? Şunu kullanacağım galiba. Bugün bunu kullanacağım, değişiklik olsun. Bu arada kıkırdağımı da öldürdüm bakın. Serum asidik bir şey ve çok fazla kullanırsam cildime zarar verebilir. O yüzden ilaçlı pudra süreceğim yüzüme. Sonra aşağı ineceğim. Annemin yanına gideceğim. Sonra da işte 1:30 gibi dışarı çıkacağım. Şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Evden çıkacağım yani. Saçlarım böyle. Üstüm kombinim bir hırka. Altına sporcu. Yani böyle bir şey. Pantolon. Eve gelince iftar için kurabiye de yapacağım aynı zamanda. Ve işte yemek falan hazırlayacağız. Dışarıdan gelince. Şimdi kafam dağılsın diye dışarı çıkmam iyi olacak. Şimdi çıkıyorum. Bu arada yüzümde yara bandı var çünkü yüzümde yara olan, ya şurada yara vardı, o yüzden yara bandı yapıştırdım ve yüzüme hiç fondöten sürmedim. Sadece ilaçlı pudra var ve şu an yüzüm çok iyi, yani düne göre çok iyi düzeldi. İzmir'e kadar düzelsin, başka bir şey istemiyorum çünkü orada fondöten sürüp durmak istemiyorum. Şimdi bugün yarın makyaj, böyle cilt makyajı yapmayarak o şeyi düzeltmeye çalışacağım, yüzümdeki o yaraları falan. Şimdi çıktım, yürüyorum ama şöyle kötü bir şey oldu. Ay kötü bir şey oldu diyorum. Şöyle bir şey oldu. Şapka taktım çünkü güzeldi yani. Bir de yüzüme güneş gelince cildim çok iyi olmuyor. Yani güneş kremi sürmeden çok güneş gelmesini istemiyorum. Havada çok güneş olduğu için böyle şapka taktım. Tırnağım koptu. Çok mutsuzum, eve gidip düzelteceğim, bir de oje süreceğim. Öyle yani, şimdi çıktım, yürüyorum. Beren gitmiş Starbucks'a. Burada yanıma para almayı unuttum.
Ama zaten oruçlu olduğum için hiçbir şey yiyemeyeceğim, içemeyeceğim. Ve zaten bu halde neye para harcayabilirim ki? Bilemem. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Üstümü değiştirdim. Böyle bir gömlek giydim öylesine tiril tiril olsun diye. Sonra yüzümü yıkadım, makyajımı çıkardım ama çıkarmamışım galiba. Şimdi kurabiye hazırlayacağım. İftardan sonra yemek için. Bu gerçekten çok zorlu bir challenge olacak çünkü. Yani oruçluyum. Starbucks'a gittim bugün. Beren gözümün önünde beri piskus içti. Çok kötüydüm. Şimdi kurabiye yapacağım. Evet, şimdi kullanacağım malzemeleri hazırlıyorum. Tereyağı eriteceğim. İçine yumurtanın sarısını koyacağım birazdan. Karıştıracağım vesaire. Ve şöyle bir büyük kap aldım kurabiyeyi yapmak için. Hepsini çekeceğim zaten yaparken. Önce yumurtanın yumurta döküldü. Annem küfür ediyor. Neyse, en azından sarısı ayrılmış oldu. Şimdi sarısını koyuyorum. Dur annem. Koydum. Evet, bahaneyle yumurta sarısını ayırmış oldum. Şimdi burayı sileceğim. Çok güzel. Eyvah, annem küfür etmeye devam ediyor. Şimdi tereyağımız eridi bir tık. Ya tamamen erimesine gerek yok. Isıtın biraz, yeter. Evet, şimdi erimiş tereyağımızı yumurta sarısının içine döküyoruz. Şimdi şeker ekleyeceğiz. Ama onun öncesinde biraz karıştıracağım bu ikisini. Sarısı ile tereyağını iyice karıştırıyoruz. Bu arada ben tereyağı kullandım ama siz margarin kullanabilirsiniz. Burada bu tarif Starbucks kurabiyesine benziyor bir tık. Sadece ben pudra şeker eklemeyeceğim çünkü hem evde ögende çok yani bir şey kattığını düşünmüyorum kurabiye pudra şekerini. Ben çok sevmiyorum. Şimdi evet, çok güzel kokuyor bu arada. Bu bir su bardağı kadar şekeri ekliyorum. Normalde burada siz eğer şeker kullanmayacaksanız pudra şeker kullanıyorsunuz. Şeker kullanmıyorsunuz. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu. Yine koyuyorum bunu da. Ve son olarak bir yemek kaşığı kadar su gerekiyormuş. Ne alaka anlamadım. Onu da hemen koyacağım şimdi. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Şöyle oluyor. Bir çay kaşığı tarçın koyacağız. Yarım bardak kadar ceviz koyacağız. Çay kaşığı kadar koyuyorum. Evet. Bu cevizin hepsini kullanayım mı? Kullanayım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi cevizi ve tarçını döktükten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Bir sonraki aşamamız 1,5 su bardağı un olacak. Anneannem şimdi burada unu koymuş bana. Önce 1,5 koyuyorum. Şimdi de 1. Evet. Koyduk. İnşallah güzel bir şey olur. Bunları karıştırdıktan sonra ben bir 5-10 dakika buzdolabında bekleteceğim. Öyle daha güzel oluyor ama siz istiyorsanız bekletmeyin. Sonra da yağlı kağıt üzerine küçük küçük koyup yani pişireceğim 180 derece önceden ısıtılmış fırında. Şu an çok güzel kokuyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Tansiyonum düştü galiba. Şimdi bunu yoğurmam lazım elimle ama ben elle yoğurmayı sevmiyorum. Hayır anneanne, sen yoğurma. Ben kendim yapacağım bu kurabiyeyi. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkayıp yoğurmaya başlayacağım. Kararımı değiştirdim çünkü yoğurmadan olmayacak gibi duruyor. Ellerimi yıkadım. Hala elimi yoğurmak istemiyorum bile. Elimi yoğurmayı sevmiyorum. Un biraz fazla kaçtı şu an. O yüzden çok azıcık süt ekleyeceğim. Normalde süt yani kurabiyede konulmuyor ama ekleyeceğim ben mecbur. Şimdi koyuyoruz sütü. Çok azıcık koydum. Bu sütle birlikte karıştırıyorum. Tamam, elimle yoğurmaya galiba gerek kalmadı. Şu an güzel oldu. İşte siz olun. Ölçüleri düzgün kullanın. Onu fazla koyun. Arkadaşlar şimdi kurabiyeleri bu şekilde yerleştirdim yağlı kağıda. Fırını ısıtıp koyacağım içine. Evet, şimdi kurabiyeler fırında pişti. Unutmuşuz anneanne. Şu an aklıma geldi bu arada ve pişmişler. Hemen kapatıyorum fırını. Aa.
inşallah yanmamışlardır. Şu anda videoyu çekerken fırında kurabiye oldu aklıma geldi. Her neyse şimdi makarna yapıyoruz. Anneanne makarna oldu mu bu arada? Su daha yeni kaynamış. Ha tamam, makarnayı ver koyayım. Şimdi makarna sosisi yapacağım ama büyük ihtimalle iki kişilik falan çünkü ailede bir tek dört yüzüm benle babam yiyoruz. Şimdi kaynar suya makarna koyuyorum. Anneanne beni dövme, ben seni koruyorum. Ben toplayacağım, ben toplayacağım. Bana kase ver. Ha, burada. Bunu kullanacağım. Şimdi aynı kaseyi yıkayıp kullanacağım. Ben normalde mayonez çok kullanmıyorum ama... evet. Bunu açalım. Mayonezi tattım yanlışlıkla. Arkadaşlar işte. Böyle bir hayat. Yanlışlıkla mayonezi tattım. Sonra hoşta olduğum sonradan aklıma geldi. Aaa makarna taşıyor, eyvah. Evet şimdi mayonezimizi koyuyoruz bu şekilde. Çok göz kararı yapıyorum makarna salatasını. Çünkü zaten hep yapıyorum, iyi yaparım. Sonra iddialıyım. Mayonezin iki katı kadar falan koyuyorum yoğurdu. Şöyle biraz daha. Evet bu kadar yeter. Sarımsak koyacağım. Bezelye koyacağım. Bezelyelerim var. Granatürüm var yani daha doğrusu. Şimdi nane katıyorum. İlk defa nane katacağım böyle. İnşallah kötü olmaz. Ama azıcık katacağım. Şu kadar. Evet şimdi bunun suyunu süzerek koymam gerekiyor. Bunu da böyle koyuyoruz. Karıştırıyoruz bunları. Ay çok güzel görünüyor. Gerçekten yemek istiyorum. Şimdi geriye bir tek sarımsak kaldı. Sarımsak böyle küçük küçük kesip koyacağım. Arkadaşlar şimdi kurabiyeler oldu ve gösteriyorum. Tada! Birkaç tanesi yandı ama yani yanık mı tam anlayamadım ama diğerleri çok güzel görünüyor. İftardan sonra direkt yiyeceğim. Makarna salatası da şimdi yoğurdu duruyor. Makarnanın soğumasını bekliyorum. Soğuduğunda ekleyeceğim hepsini. Arkadaşlar şu an iftara bir saat gibi bir şey var ve ben film açtım bir tane. Zamana Karşı mı ne adı? Güzel bir filme benziyor. Şimdi vakit geçsin diye sırf onu izleyeceğim. Saat daha 6 falan galiba. Öyle bir şey. Acıktım. 15 dakika kaldı. 10 dakika kaldı. Son 7 dakika. Son 5 dakika ve ben şu an açlıktan öleceğim. Ne oldu biliyor musunuz? Bir saatte falan oturuyorum film izlediğim için. Sonra birden kalktım ve karardı. Böyle bir gözüm karardı. Çok komikti. Bayılacağımı sandım. Keşke bayılsaydım. Çok antreksiyonlu olurdu ama. Son 5 dakika falan artık filmi kapatıyorum. Uğraşamayacağım daha fazla izlemekle. Ama güzel film yani. Tam böyle zaman bilmem ne ile ilgili. O yüzden tam böyle iftardan önce izlemelik. Şimdi mutfağa geçeceğim ve baştan neler yapmış annemler bir bakacağım yemek olarak çünkü çok açım. Evet başlangıçlarımız makarna salatası, yoğurt çorbası, hurma ve salata, bir de karpuz koymuşlar. Sonra da et yiyeceğiz ve salata. Kanalı temsilcisi de zaman edip diğerlerden son 4-5 dakika hala. Zaman geçmiyor. Balkona çıkacağım. Şu anda balkondayım. Çünkü o ne deniyor? Topun patlamasını buradan dinlemek istedim. Sonra gidip yemek yiyeceğim. Burada açlıktan yüzüm çökmüş. Yemin ederim. Gözüme bakın. Açım diye bağırıyor gözüm. Açım. Oruçluyken ben. Hayattan bezmiş bir şekilde yürüyorum. Son 3 dakika falan. Babam yemek yapıyor. Bu ne baba? Sana sen. Soya sosu da kullansak ya baba. Son kaç dakika bilmiyorum artık. Ne var anne? Of çok kötü. Harbi çok kötü. Yemek. Annem demin bana 5 dakika vardı demişti ya. Ben de 4-3 diye geri sayıyordum.
da daha şimdi 5 dakika varmış. Hala şu an 5 dakika var yani. Çok kötü. Balkona çıkacağım, dayanamıyorum. Son 1 dakika. Açın camla. Ezan sesini duymak istiyorum. Arkadaşlar şimdi mükemmel dinli bir insan olduğum için. Ses nereden geliyor? Top mu patladı? Top sesi. 40 geçe okunuyormuş bu arada. Şimdi şöyle ki ben çok imanlı bir insanım ve Hazreti Muhammed orucunu hurma ve suyla açarmış. Ben de hurma ve suyla açacağım. Çünkü iman power bunu gerektirir. Hadi okun artık ya. Bu saniyeler geçmiyor, anlıyor musunuz beni? Baba hala ne salatası yapıyorsun? 10 çeşit salata yaptınız. Yeter artık. Sen oruçlu değilsin ki baba. Sen de... Ay bana fıstık versen fıstık. Ben Gezi'ye götürmeyeceğim fıstık. O Gezi için adama koy. Bilmiyorum. Dolaptadır. Of dayanamıyorum. Hadi. Bismillah. Kaç geçiyor? Kaç geçiyor? Okunuyor mu? Nelo? Karpuz. Hı. Ver. Arkadaşlar. Orucumu hurmayla açtım. İman power bunu gerektirir. Çünkü Hazreti Muhammed de orucunu hurma ve suyla açıyormuş. Bunu biliyor muydun Ömer'le? Bilmiyordun. Sonra gelip imanlıyım dersin işte. Ha? Şu an hiç hissetmiyorum bunu. Hurmayı yedim ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi bugün yaptığım kurabiyeyi deneyeceğiz. Yemeğimi bitirdim. Anne sen de tat çeksin ha. Neyse tadıyorum. Gerçekten çok iyi. Hayatımda yaptığım en iyi kurabiye olabilir. Yemin ederim. Hüseyin'e vereceğim tatsın diye. Nasıl? Ya nasıl? Güzel işte ya. Sen mi yaptın? Hı? Hı hı. Ben yaptım. Ya. Allah belamı versin. Bilerek yapıyor. Çok güzel tadı. Mükemmel. Hüseyin'e yanlışlıkla kılıcı ruj yaptık. Yalan yalan. Hayır değil. Abla bu da çıkmıyor. Şimdi orucumu açtım. Sonra direkt duş aldım. Zaten su kaçırırım ağzıma diye almıyordum. Ve bugün bitti. Gerçekten zor bir gündü. Yani oruç tutmak zormuş. Hatırlamış oldum. Zaten bu ilk tutuşum değildi bu ayki. Ama ilk defa çektim videoyu. Çünkü çok çok istediniz. Aslında çekmeyecektim ama o kadar çok yorum geldi ki oruç vlog, oruç vlog, oruç tutarken video çek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları beğeniyorsanız altlarda yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.